Lübnan sınırı değil mi? Lübnan sınırı. Zaten ağaçlık olmasından da anlıyorsunuz. Yani İsrail yani Gazze sınırında bu kadar bu kadar büyük ağaçlar yok. Hı hı. Sedir ağaçlarıdır muhtemelen hı hı. Lübnanda. İsrail ordusu e, sınırda devreye geziyor çoğunlukta hı hı. ve Hizbullah da bu sınır hattında gezeyen ya tanklara ya da zırhlı araçlara e, atış yapıyor. Demin bahsetmiştim ya girişmiş tank savar silahı. Evet. Şimdi biz e, bulunan elinde hem İran'dan gelen hı hı. hem de diğer e, savaşlardan elde ettiği e, silahlar var. Bakın ne kadar uzak mı menzilden? Evet. Bu atış yaptığı şey e, bir tank savar silahı atıyor aslında. Hı hı. Muhtemelen de Rus yapımı kornettir. Bakın şuradaki şeyi vuruyor. Bakın şuradaki. E, yürüyen iki tane askeri var. işte attığı evet. silah sistemi de Yani iki çok asker için de. bu saldırıyı yapıyor. E, artık e, tank savar silahlarıyla atış yapılıyor. Yani son dönemde yani benim bildiğim 2007'den... E, 2008'den beri tank savar silahları e, mühimmatlarının şeyi e, neredeyse tanklara değil. Normal sivil hedeflere de vurulmaya başlandı. Yani çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Anladım. Hı. Hani Akılda şu soru beliriyor çünkü. Yani çok daha fazla zarar verebilirsin bu mühimmatla. İki kişiyi etkisiz hale getirmek için daha az mühimmat kullanmak daha ya mantıklı. Öyle öyle bir şeyleri yok. İzbul'han böyle bir sıkıntısı yok. İzmullah'ın evet, elinde 250 bine yakın roket olduğu biliniyor. Evet. 250 bine yakın roket olduğu, yalnız roket olduğu biliniyor. Tank savar silahları ve diğer silahlardan bahsetmiyorum. Hı hı. O nedenle hani çok da yerine koyamayacağı bir sistem ama mesela... Ama öyle değil. Ama bunu bu Hamas şekilde yapamaz. Ama böyle bir, e, böyle bir şeyi ancak atsa atsa tanka atar. Hı hı. Başka türlü bir şey atma şansı yok, öyle söyleyeyim. Bir görüntü vardı. O görüntüyü de koyma şansımız var mı arkadaşlar? Araçları mı diyorsunuz? Araçları. Evet, onu şimdi hazırlıyorlar. Bazı görüntüler yavaş ha. yavaş düşmeye başladı. Evet, bu inanılmaz bazı görüntüler bir görüntü. e, yayınlanmaya başladı. 7 Ekim'de çekildi. Ee, bu Yedi görüntüleri Ekim'de tabancalarla şey tüfeklerle nasıl vuracaklar bunu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Bu görüntüleri ee, İsrail tarafı yayınladı yani e, bu olayın yaşandığı o Hani müzik festivalinin hı hı. olduğu yerdeki araçlarda oluşan hasarı hı hı. gösteren bir drone görüntüsünü herhalde bunu şey çekecek hali yok derler ona Haması falan çekme evet. hali yok bu yok. Muhtemelen e, İsrail tarafındaki bir haber ajansının e, çektiği bir şey bir şey göstereceğim. Ee, bu, bu çok tartışıldı bu görüntü çok tartışıldı. Askeri uzmanlara sorsanız deseniz ki buradaki görüntülerde oluşan hasarı hı hı. hangi tipte bir mühimmat veya hangi tip bir e, araç da bunu e, meydana getirmiş olabilirsiniz. Yani bu, buradaki araçların vurulma şekillerinden ve diğerlerinden Hamas'ın elinde böyle bir silah sistemi var mı yok mu? Çünkü şu, şu gerçek o gün. Şeyde yaşananlar, ne derler ona? Festivali, e, festivalin festival. Festivalin olduğu yaşanan süreçin içerisinde gerçeğin ortaya çıkartılmaya ihtiyacı var. Bu hem e, Hamas tarafından yapıldıysa da bunun e, eleştirisi ve bunun suçlaması yapılmalı bence. Hı hı. Çünkü sonuçta sivil ne olursa olsun hedef olmamalı. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Tabii bunun aması maması yok. İkincisi de İsrail halkında bu işin gerçeğini var. Şimdi peşine düşmeye başladılar. Hı. Gerçekten o gün şeyde ne oldu? Bu görüntüler en fazla nerede tartışıldı biliyor musun? İsrail'de tartışılmaya başlandı. Evet. Yani nasıl yani bu görüntülerdeki araçları Hamas, araçları nasıl kim Meydana getirmiştir. Farkında mısınız? Araçlar bir şey tarafından preslenmiş gibi duruyor böyle. Evet. Sanki böyle sıkıştırılmışlar, ya, sıkıştırılmış. bırakılmışlar. Ee, ya çok kuvvetli bir şekilde, çok kuvvetli bir e, sistemle bunu atabilirsiniz, atabilirsiniz. Bakın. Bunu Piyade tüfekleri veya makinen tüfeklerle bu araçlara bu zararı veremez. Demin gördüğünüz araçlara o zararı veremezsiniz. Roket atarla verebilirsiniz ama roket atarla verseniz de araçta oluşan hasar preslenmiş gibi olmaz yani prestijeniz gibi bir araç olmaz. Bunu yapabileceğiniz tek şey ya yukarıdan atılan bir sistemle olur, helikopterde atılan bir sistemle olur ya da tanklarla ve zırhlı araçlarla yapabilirsiniz bunu. Hı hı. Ya üzerinden geçersiniz ya e, bir tank topuyla atarsınız veya daha e, ağır mühimmat diyebileceğimiz mühimmatlarla yapabilirsiniz. Bir aracı bu kadar bakın kevgire dönmüş değiller bunlar. Hani bazen vardır böyle tam tabir olarak olan, herkes anlasın... kevgir vardır yani böyle delik deşik. Kevgire dönmüş gibi bir yok bunların. Bunlar ezilmiş gibi bir hali var. Evet. Buradaki araçların büyük bir çoğunluğu ezilmiş gibi bir var. İsrail kamuoyu neyi tartışıyor? Hamas yapmadı bunu mu diyorlar? Gerçekten o gün çünkü bu birkaç kişi tarafından dillendirildi. Özellikle şeyler tarafından. O gün olaydan sağ kurtulanlar tarafından <laughs> e, bizi kim ateş etti etmediği hikayesi çok tartışıldı. Sonra bastırıldı. Sivil o, kayıplar. Ondan sonra gibi. bir kanun çıkartıldı. Olaylara karışanların e, ifade vermesi engellendi. Hatta çok ilginçtir. E, Hamas'ın hani ilk bıraktığı rehineler vardı. İki kardeş vardı hatırlıyor musunuz? Evet, Yaşlı. Evet, evet evet Onlar mesela çok iyiler falan dediler ya. Evet. İlk yaptıkları şey neydi biliyor musunuz? Maaşlarını kestiler. Emekli maaşını evet, kestiler. Evet evet evet. Biliyor muydunuz? Evet. Direkt emekli maaşlarını kestiler. Hamas'ın provandası yap. Arkasının işte kanunları Çıkartmaya başladı. Terör ya yasasını diğerlerini çıkartmaya başladı. Bu kadar serbest bırakmamalıydık bunları dediler konuşmak için. Yani bu lüzumsuz Aynen, yere yani. konuşur. Bir daha konuşmadı onlar. Evet. Zaten. Bununla ilgili Sokalaştı konuşanlar artık, oldu. Bu olayla ilgili konuşanlar oldu. Ama ondan sonra susturuldu. Ama ilginçtir. Bu görüntü yayınlandıktan sonra e, tekrar şey açıldı. Gündeme açıldı. Yani bu araçlar nasıl bu hale geldi? Bunu ne bu hale getirmiş olabilir? Tartışması başladı. ...ve bundan sonra durmaz bu tartışma... ...belki bugün için bir şey söylenmez... ...bugün için belki konuşulmaz... ...ama önümüzdeki dönemde yaşandıktan sonra... ...muhtemelen... ...Netanyahu ile ilgili davalar ve duruşma açıldığında... ...bunlar da muhtemelen gündeme getirilecektir. Tabii İlk çok bilgi soru işareti İlk bilgi şöyle yayıldı İlal Hanım... ...ilk bilgi şöyle yayıldı... ...bu festivalde sağ kurtlarlardan bir tanesi şunu söyledi... ...aslında dedi... ...hamaslar bizi bir yerlere rehine tuttuklarında dedi bize bir zarar falan vermiyorlardı hı hı. ve İs İsrail askerleri geldi dengesiz bir şekilde kitle yani Hamas'la çatışırken dengesiz bir şekilde sağa sola ateş ettiler helikopterlerden ateşler açıldı ve çoğu insan o zaman öldü. Bu cümle bu kadarlıkla kaldı, devamı gelmedi. Evet. Şimdi tekrar bugünlerde bir görüntü yayınlamıştı. Helikopter görüntüsü yayınlamış İsrail yanlışlıkla. Hı hı. Ondan sonra tartışma tekrar başladı. Helikopter e, Hamas ateş ederken rastgele vuruyor insanları yukarıdan aşağıya. Yani, aşağı. şöyle yani bugün de Kassam Tugayları kurtarıyor rehineleri evet. İsrail'in hedef aldığı yerlerden. Ee, ben e, yani dönen, dönen, ortakla dönen birçok videonun ve görüntünün ha hani, onu biliyorum e, şeye evet ihtiyacı var hani ne derler ona Şeyce. ihtiyacı. Ha, yok yok gerçek olup olmadığı tartışılıyor doğru Çünkü o kadar değişik ki yani Ukrayna savaşından görüntüler paylaşılıyor başka coğrafyadaki savaşlardan görüntüler başlan, baş e, yapılıyor bunu herkes psikolojik harekat için kullanıyor ama gerçekler üzerinden gitmek yararı varsa bu görüntü bu görüntü tartışılacak bir görüntü evet. bu görüntü üzerine e, çok şey konuşulacak yani bu görüntüler e, normal bir görüntü değil onu söyleyeyim sana. Çünkü Tabii şöyle. Şunu biliyoruz. Hamas e, mesela girdiği üslerden e, tank ara tankları ve zırhlı araçları alıp çıkmadı biliyor musunuz? Yani yalnızca şeyleri aldı. Hafif hafif araçları aldılar. Yani normal tekerlekli araçları aldılar. Tekerlekli zırhlı araçları aldılar. E, onların Merkava dedikleri araçların hiçbirini alıp e, Gazze tarafına götürmediler götürülen bir tank yok. Onlar üzerinden yaptıkları bir atış da yok öyle söyleyeyim. Hı, hı Zor diye mi? Yani sebebini bilmiyorum. Niye öyle yaptığını da bilmiyorum. Hani kullanmayı bilmiyorlar desem o da doğru olmaz. Yani muhtemelen eğitimlerini yapmışlarsa onu da bir şekilde öğrenmişlerdir birilerinden nasıl kullanılacağı ile ilgili. Ama benim anlamadığım şey onu yapmadılar mı? Denemediler. Hı.